Kıymetli arkadaşlar, Tuzkah destekli Serap projemizin son aşamasına geldik. Kurduğumuz kadın kooperatiflerimizle beraber üretimi yapmış olduk. Topraklı kesimde üretimi bugün son aşamasını da yaptık. Biber, domates, salatalık, fasulye ekimlerimizi kadın kooperatif üyelerimiz bugün ektiler. Bundan yaklaşık 2 hafta önce de topraksız kısma çileklerimizi ekmiştik. Çileklerimiz şu an çiçek açtılar. İnşallah 2 hafta içinde veya 3 hafta içinde artık çilek toplam. Yaklaşık 2 senenin emeği var. Bu seramızı 2,5 milyon liraya mal ettik. Kalkınma Ajansı ve Sayın Valimizin özel idareden destekleriyle gerçekleştirebildik. Bugünkü bütçeyle tabi 6-7 milyona yapamayacağımız bir tesis var. Buradaki amacımız seracılıkta modern üretim tesis yöntemlerini kullanmak. Toprak analizi dahil olmak üzere modern sulama, gübreleme yöntemlerini İnebolulu çiftçilerimize, serayla ilgilenen çiftçilerimize rehberlik niteliğinde bir uygulama merkezi kazandırıp uygulama tarım serası haline dönüştürmek. Çiftçilerimize aynı zamanda seracılıkta eğitim de veriyoruz. Teorik eğitimin yanında burada inşallah pratik eğitimi de gerçekleştireceğiz. Tarım müdürlüğümüzden görevli ziraat mühendislerimiz yaklaşık 2 aydır zaten teorik eğitimleri veriyorlar. Bu sezonla beraber pratik ve uygulamalı seracılık eğitimini de başlatacağız. Ben seramızın çiftçilerimize, kadın kooperatifimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bir marka, Tarım İnebolu diye bir tarım markası oluşturuyoruz. Pazarlama stratejilerini de çünkü belirleyip hanımların, kadınlarımızın biraz daha ekonomik değer elde etmelerini, kazanç elde etmelerini de hedefliyoruz. Burada tabii konteynerlarımızda da paketleme makinesi, etiketleme makinesi de olacak. Bu şekilde hem İnebolu pazarında hem de İstanbul'daki İnebolu köy pazarında satışını sağlayacağız inşallah. Hayırlı olsun. Kadın kooperatifimize, Kalkınma Ajansı'na, Sayın Valimize, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel, örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk hep beraber. Orman mevzuatına şey de koyuyoruz, serayı koyuyoruz. Hem ihtiyacı hem de borcu. Öyle mi? Ben doğru mu yapıyorum şu an? Biraz daha borudan uzağa gidin Sayın Kaymakam. Öyle mi? Yani şöyle Z dikim yapıyoruz. Tamam. Kuştan tamam. İyi mi? Bir çubuk bölgemizimize verebilir misiniz? Çilek de ektik. Değil mi hanımlar? Evet. İyi mi? Güzel. Benimkiler tuttu mu? Güzel, güzel. Başlıyoruz değil mi? Başlayalım. Aynen. Seni Ahmet Müdür nerede? Siz de gelin birkaç tane ek. Nasıl? Olmadı mı? Şimdi biz dışarıdaki alanlara ne yapabiliriz? Sen şöyle yapalım. Oradayız. Bir de şey.